Selam arkadaşlar. Bugün Uzak Doğulu arkadaşlarımla beraber Yarımada İstanbul gezisi yapacağız. Şimdi Sabancı Üniversitesi'nde buluşuyoruz. Peşinde yavaş yavaş gideceğiz. Bakalım nasıl bir gezi olacak. Açıkçası ben de merak ediyorum. Buluşmamıza kahvaltıyla başlıyoruz. Herkes kahvaltısını almış. Dün akşam yemekte dediler ki Kadıköy'e gideceğiz yarın. Mehmet nereye tavsiye edersin? Ben dedim ki Kadıköy'e gitmenizi tavsiye etmem. Gelin sizden orijinal İstanbul'a, eski İstanbul'a götüreyim. Şimdi 12 kişilik bir ekip, muazzam farklı bir ekip. 6 erkek 6 kız, 5'i Singapur, Hong Kong, Tayvan. Bir de gemimize bir çift Avrupalı aldık. Endonezya var, bir de numunelik bir tane Türk var. Tahmin edersiniz kim olduğunu. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Minibüsteyiz. Şoför de şaşkın. Birazcık da mutlu. Evet abi, bu turist kahvesi hakkında ne düşünüyor? Nice. It is my present to welcome to Thank you. Best harvest. Eminönü'ndeyiz. Saadet'le Enfal'le katıldı bugün bize. Normalde en küçük kardeşim Ahmet'in de katılmasını istiyordum. Ama kendisinin İngilizce kursu var. Ve geçen hafta İngilizce kursuna gideceğim diye evden çıkıp internet kafeye gidip LOL oynamış. O yüzden onu çağırmadık. Gençlere balık ekmek yiyoruz. Eminönü. Ne yaparsın? Eminönü balık ekmek. Şimdi kırmızı ışıkta geçme çalışıyoruz arkadaşlarla. Evet, taksilerin ve insanların yoluna saldığı arabaları pratik ediyoruz. Evet arkadaşlar, uzun bir yolculuktan sonra şimdi de Yerebatan sarnıcındayız. Genel olarak arkadaşlarımız çok beğendi burayı. Özellikle renk oyunları, ışık oyunları çok hoşlarına gitti. Zaten havası da bir hoş, bir güzel. Buradan sonra da Ayasofya'ya gideceğiz. Dur senden hiç... Oh,
Şimdi arkadaşlarımızla beraber Ayasofya'dayız. Arkadaşlar gece saat 10. Üniversiteye yurtlarımıza geri döndük. Exchange ile gelen arkadaşlarla birlikte güzel bir gün geçirdik. Normalde niyetle Kadıköy'e gitmekti. Dün de onların planları o şekilde. Ben dedim bir yarımada tur yapalım. Bakalım nasıl olacak. Benim için de küçük bir rehberlik deneyimi gibi oldu. Bazı yerlerin tarihli kısmını unutmuşum. Mimarideki bazı kavramları unutmuşum. Onları da görmüş oldum. Onlar üzerine birazcık daha çalışmam gerektiğini fark ettim. Onun yanı sıra gayet hoştu ve her birinin feedback'i çok çok olumluydu. Özellikle yemek konusunda çok pozitif feedback'ler aldım. Onun dışında gerçekten Ayasofya'ya ve benzeri yani o genel olarak Sultanahmet Meydanı hep bayıldılar. Her birinin memnuniyeti gözlerinden okunuyordu. Bu konuda da benim için güzel oldu. Onun dışında kardeşlerim de gelmiş oldu. Enfal ile Saadet. Onlar da yeni insanlarla tanışmış oldu. Bu kısım benim için çok çok önemli. Bayağı konuştular. İkili diyalog da kurdular. İkili olarak birbirlerinin numaralarını aldı. Bazı abilerinin, ablalarının numaralarını da aldılar. O yönde de çok mutlu oldum. Her birimizin mutlu olarak bitirdiği bir gün oldu. İşte bir şekilde bu tanışmaları yapabilmek lazım. Bu sosyal girişkenliği gösterebilmek lazım ki bu tarz insanların kendi hayat verimliliklerinden bir şeyleri biz de kendimize katabilelim. Bu da bir paylaşım karşılıklı olabilsin. Bir diğer hususu şu, gerçekten çok easy insanlar, çok kolay insanlar, iletişim kurulması, beraberinde de bir ekip içinde hareket edilebilmesi çok kolay insanlar. Gidip gelmede hiçbir sıkıntı yaşamadık. Beraber hareket etmedi organizasyonda. Bu kısım benim çok ilgimi çekti aynı zamanda. Bu yönüyle de çok takdire şayan, fazla ders alınabilecek bir insan profiline sahip uzakta oldular. Bu şekilde bu geziyi tamamlamış olduk. Belki eğer önümüzdeki zamanlarda farklı geziler yaparız. Niyetim şu, kendilerine de açtım. Ramazan'da zaten bir şey kalmadı. Şunu şurasında 40 gün falan kaldı. Ramazan'da iftarı yarımadada yapıp, peşine gezip, sahuru yine yapıp, gece hiç uyumayıp, o yarımadayı turlayarak, işte bir iftarla başlayıp, sahurla, gündüzle, ilk ışıklarıyla biten bir gezi diye de niyetim var. Ramazan için daha özel bir program. Belki onu daha katılma açık halinde de yapabiliriz. Öyle bir şey de düşünüyorum. Yalnızca yabancı öğrenci arkadaşlarımla beraber değil de. Bunun yanı sıra diğer arkadaşlarımın da tanıdığı, tanımadığı onların. Belki daha common bir, daha büyük bir ekip içerisinde de böyle bir şey yapabiliriz. Belki güzel olur. Böyle bir niyetim var. Yine irtibatta kalalım. Elimizden geldiğince bir şeyleri denemeye, yapmaya, test etmeye, aktive etmeye gayret ediyoruz. Sizlerin de fikirleri olursa ben de dinlemeye her zaman açığım. Sağlıcakla kalın.